Cumhuriyetimizin 99. yılı münasebetiyle hepinizin de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Böyle anlamlı bir günde tabii tarihimizi tekrar gün ışığına çıkartmanın da burada yapılacak olan çalışmalar içerisinde ben de dahil olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Tabii bizler köklü bir tarihin nesliyiz. Yaklaşık 14 bin yıllık bir Türk tarihi ve bunun içerisinde 3000 yıllık bir devlet geleneği, onun da yanında bu coğrafyada 1000 yıldan beri yaşıyoruz. Tabii bizler geleceğimizi görmek için veya bugünümüzü anlamak için veya geçmişte ne olup bittiğimizi, nereden geldiğimizi, ne yaptığımızı, ne yaşadığımızı bilmemiz için tarihimizi de bilmemiz gerekiyor. O bakımdan tarihi olmayan milletlerin geleceği olmaz. Tarihi olmayan milletlerin kültürü de olmaz, kökü de olmaz. O bakımdan tabii ki biz tarihimizi çok iyi bileceğiz. Anadolu toprakları ve özellikle Anadolu topraklarında kadim şehirler vardır. Marka şehirler vardır. Kültürüyle, tarihiyle ve bu coğrafyada oynamış olduğu rollerle önemli kent merkezleri vardır. İşte bunlardan bir tanesi de şu anda bulunduğumuz ve sınırlar içerisinde yaşamaktan ben de mutlu olduğumu, şükrettiğimi ifade ettiğim Amasya'mızdır. Amasya'mız bu zamana kadar biraz önce işte konuşmacılar söyledi. Tekrarlamak gerekmiyor ama biz yine arada fırsat buldukça veya mikrofon oldukça söylüyoruz. Evet, 8500 yıllık bir Anadolu tarihi. Ve bu Anadolu tarihinde dünyaya yön vermiş Hititlerden Hattilere, Perslerden Pontuslara, Rumlara, Türk tarihinde İlhanlılar, Moğollar, Danişmentler, Selçuklular ve tabii ki bizim en çok böyle bahsettiğimiz özellikle bu coğrafyada yerleşmemizin ana kaynağı olan Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden bir tanesi. Tabii 33 tane padişah var Osmanlı'da. İşte 7 padişahımız var. Tamam, 7 padişahımız var ama 235 yıllık bir taşraya gönderilen şehzadeler tarihinde bizim 7 padişahımız var. Eğer saraydan değil de taşradan şehzadeler padişah olsaydı belki bu sayı 7 değil 17 olacaktı. Dolayısıyla o bakımdan Anadolu'nun, Osmanlı'nın kadim bir şehri. Tabii ki bugün de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Aslında Cumhuriyet'in doğum belgesinin yazıldığı, dünyaya bizim bağımsız olduğumuzu, bağımsız şekilde yaşayabileceğimizi de haykırdığımız il Amasya'ydı. O bakımdan Amasya'daki tarih tabii ki köklü olur. Amasya'daki kültür tabii ki köklü olur. Amasya'nın yaşantısı, örfü, adeti, geleneği, göreneği tabii ki farklı olur. Ki bunları da bizim çıkartıp bundan sonraki nesle hangi coğrafyada insanlarımızın nasıl yaşadığı, hayata nasıl baktığı, bu topraklara ve bu insanlara neler kattığını da tabii ki söylememiz gerekir. Bunu da en iyi tarih kitapları. Tarih kitaplarının içinde o konularla ilgili, yaşantıyla ilgili, buranın tarihteki stratejik önemiyle onları anlatmak da olur. Biraz önce hem rektör hocamız hem de belediye başkanımız bu ciltlerden bahsetti. Geldiğimde bana da bahsettiler. 12 ciltlik bir çalışma olduğu söylendi. Ama daha önceden bir teşebbüs olmuş. Yani ben de onu da söylemek isterim fakat o teşebbüs çok şey başarılı olamamış. Tabii ki bu çalışmayı ben de bir devlet görevlisi olarak önemsiyorum. Bizler Amasya tarihi ile ilgili bir takım bilgilerimiz, bulgularımız var ama aslında bunu bizim daha da köklendirip ayrıntılarını da bilmeye ihtiyacımız var. O bakımdan bu çalışmayı bizler de çok önemsiyoruz. Bir an önce hem bizlerle, hem vatandaşlarımızla, hem de tarih okurlarıyla buluşturmasının çok önemli olduğunu buradan özellikle ifade etmek isterim. Bu çalışmaların yapılmasında emeğe geçen, destek olan, emek veren,
alın ter akıtan, göz nuru döken, başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere, rektör hocamıza, akademisyen arkadaşlarımıza, kısacası emeğe geçen herkese buradan teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyor. Hepinizi en kalbi saygı ve sevgilerime selamlıyorum. Sayın Valimiz.